Herkese merhaba arkadaşlar. AZ Alkmaar Fenerbahçe karşılaşmasına devam ediyoruz. Galatasaray maçından çıktık. Çok iştahlı bir Galatasaray, zevk veren bir Galatasaray'dan sonra inşallah Fenerbahçemiz de aynı performans sergileyip güzel bir galibiyetle haftayı Türk Bayramı olarak kapatacağız diyelim. Benim direkt skor tahminim 2-0. Fenerbahçe kazanacak diye düşünüyorum. Galatasaray skor tahminini bildim. İnşallah Fenerbahçe'de de bilirim ve aynı şekilde devam eder. Bugün Szymański'yi görmüyorum. Szymański'nin çoktan kesik yemesi gerektiğini düşünüyordum. Bu ama Avrupa maçından kaynaklı, deplasman maçından kaynaklı böyle bir strateji izlediğini düşünüyorum Mourinho'nun. İnşallah kazanırız. Burak, senin yorumun nedir? Evet, öncelikle video çekemedik ama çok şaşalı bir galibiyet aldı Fenerbahçe hafta sonu Trabzonspor'a karşı. Keşke çekebilseydik, imkanlarımız el vermedi. Ben o galibiyetle beraber Fenerbahçe camiasının bütünleştiğini, hem teknik heyet, hem futbolcular, hem taraftarlar, yönetim müthiş bir konsantre olduğunu düşünüyorum. Konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. Normalde puan kaybı olabilir diyecektim ama o galibiyetle beraber Fenerbahçe'nin girdiği havayla beraber ben bugün Fenerbahçe'nin 2-1 gibi bir skorla 3 puan alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ımız 3 puan aldı, Galatasaray'ımız aldı. İnşallah Fenerbahçe'miz alır. Haftayı 3-3'le kapatırız. Bastır Fenerbahçe, başarılar Fenerbahçe deyip. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Maç içinde devam ediyoruz. Of, çok güzel pas. Ceko ama. Ceko, yani hayatta yapamayacağın ara kaçışını yaptın. Savunma arkasına kaçtın. Ya şunları at ama bitir yani. Tek hamlede maçı bitireceksin. Hiçbir şey yapmana gerek yok. O saat yok ya. Fred müthiş pas atmış. Direkt kaleciyle baş başa bırakıyor. Bitirebilir ama yapacak bir şey yok. Maxi! Ay ya, voleyi vur be oğlum. Hadi oynamaya başladın Fener. Hadi devam. Müthiş gol oldu. Ceko kafayı vurdu. Tadiç atak yaptı. Tadiç düzgün bir pas verirse. Çok iyi pas. La vur işte ya. Vur işte ya. Allah'ın aptalı. İki kere dürttü adam, onu da önleyecekti stoper. Kaan'ı. Ya hem Fred hem de Tadiç müthiş paslar verdi Ceko'ya. Kaleciyle baş başa bırakıyorlar da şanssızlık mı diyeyim ne diyeyim. Gider salak saçma yine golünü atar ha. İşte kaçan fırsat. 50 tane kaçırır, bir tane atar kral olur işte. Hadi. Ya of. Ya bu kadar harcanmaz ama ya. Çok kötü oldu. Adamlar tık tık oynadı abi, yapacak bir şey yok yani, ne diyeymiş. Şiir gibi gol attılar. Baştan sonra müthiş pasla şimdi. Çok yavaş, inanılmaz yavaş bir takımla oynuyoruz. Biz Kaan'ı gibi oradan döneceğiz, oradan oyunu açacağız. Kanada ineceğiz, yapacağız. Abi Tadi Ceko birlikte olmuyor. Sen ön alanda baskı yapmaya, pres yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor. İkisi de 37-38'i devirmiş. Sen onlarla baskı yapmaya çalışıyorsun. Yapamıyorsun. Adamlar da genç oyuncu. Koşuyor zaten. Tık 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 oynuyor işte. Öyle mal ederler seni. Offside. Penaltı. Penaltı da offside yoktur inşallah. %100 penaltı. Tartışma gerek yok. Offside var mı? Bence yok ya, ben görmedim. Kendine mi takılıyor? Bitmini yakalamışken sıçma. Bu penaltı vuruşunda kaleci Oğuz Solduro iki anlara topu alıyor. Ben çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ben yani ya yapacak bir şey. Ya ben daralıyorum ama yani. Ya bir şey başımıza gelince her şey bir anda geliyor yani. Keşke gol olsaydı. Müthiş pozisyon da. Simit'in vuruşu. Gözlerimi kapatmak istedim top kaleye giderken.
Çeko. Kaleye sokuldu. Şimdi ters tarafa. Çok. Gol! Gol be! İşte bu! Ya oğlum vallahi ortan yok senin de. Yeniliyor mu, yeniyor mu? Kötü müsün, iyi misin? Ne boksun ben anlamadım ya. Allah Allah. Sonra çok iyi görüyor. En Nesiri'yi ve topun alana gidişi. Ya Fenerbahçe hep öyle değil mi? Bir anda golü buluyor yani. Kimsenin beklemediği anda. En Nesiri de bu topları iyi kovalıyor. Güzel gol attı. Salah penaltıyı kaçırıyor, bunu atıyor. Ben anlamadım dayı. Yani ortaya karışık bize bir şey veriyor. Duygularımızı da yaşayamıyoruz. Yani hangi duyguyu yaşadığımı da bilmiyorum ben şu anda. Çeko'dan şu pası da beklemezsin. Müthiş pas atmış o da. İyi düşünmüş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Şaha gibi takım ya. Toprak dünya yıldız olmadan emin miyiz? Harbiden iki golde şiir gibi attılar. Orada Beko aldı sandım, bir anda pat pat bileğini çok ince iyi gönderdi. Abi akıllı oynamıyorsun, topu tutamıyorsun, bir bok yiyemiyorsun. O çocuk, çocuk abi, tecrübesiz oyuncular bunlar. Tamam dinamik olabilir, güçlü olabilir. Ama bunlara da ona göre oynayacaksın. Hadi Akma neler yapıyorsun? Hayran bıraktı ya, yemin ederim. Şu takıma bak ya. Mahvetti Fenerbahçe'yi, parçaladılar. Ya dakika 90 oldu, ben Fener'in öyle atan hatırlamıyorum. Ya Fenerbahçe'nin bizi duygusuz bıraktığı anlar. Geçen hafta gider duygu patlaması yaşatır. Bu hafta içine sıçar, ne oynadığı belli olmaz, ne yaptığı belli olmaz. Gider penaltısını kaçırır, başa baş kaçırır, onu kaçırır. İki tane üst üste pas yapamaz. Ya vallahi billahi duygu karmaşasında ne yaşadığımızı bilmiyoruz, ne hissettiğimizi bilmiyoruz, ne bok yediğimizi bilmiyoruz. İyi mi oynuyoruz, kötü mü oynuyoruz, onu da bir anlayamıyoruz. Ya ortası yok ya, Allah kahretsin ya. Söylenecek harbi söz yok. Ben sadece Azi Altmar'a hayran kaldım. Evet maç bitti arkadaşlar. Rezalet bir Fenerbahçe. Çok kötü bir Fenerbahçe. Zaten şu çoluk çocuğa karşı bir iki atak ben de bulurdum. Yani bu kadar rezalet bir oyun hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani artık bir şeyler kendini belli ediyor. Fenerbahçe'nin devre arasında çok büyük mucizelere el atmazsam, mucizeler yani çok iyi transferler, inanılmaz nokta atışı, o da yıldızlardır, odur budur gelmezse. Yani Galatasaray'ı ben zaten yenecek bir takım görmüyorum ligde özellikle. Galatasaray falan puan kaybetmez. Onun haricinde şampiyonluk hiç umudum yok. İnanın hiç yok yani. Rezil bir Fenerbahçe var. Bir iki hafta işte mücadele, o bu işte güzel oyun falan bir şey dedik. Hemen ağzımıza vurdu, sus sen bok yeme otur dedi yine Fenerbahçe bize, sağ olsun. Hiçbir zaman yanıltmıyor bizi yani. Eyvallah. Allah razı olsun yine. Ya kötü bir Fenerbahçe. Haftaya bir dahaki maçımız Prag'la oynayacağız. Prag zaten bizi yenecek kendisi aslında. Daha sonra Atletico Bilbao, Lyon. Yani biz Avrupa Ligi'nde nasıl çıkacağız onu da çok merak ediyorum. Burak konuşsun ve kapatsın videoyu. Evet. Tabii Onur sinirli. Ben doğal olarak o kadar sinirli ya da kırgın değilim. Bugün ben yine mutlu uyuyacağım. Galatasaray müthiş bir galibiyet aldı. Tek burada sistemim, yani Fenerbahçe'de futbolcular ya da teknik heyet ne bileyim, saat şu an gece 1 Türkiye saatiyle, milyonlarca Fenerbahçeli hafta içi bugün uyumadı. Mesela Onur da dahil bu maçı izledi. Yani değecek bir futbol izletmediniz. Yazık, kötü oldu. Azi Alkmaar'da alkışlıyorum. Gerçekten hak ederek bir 3 puan aldı. Tebrik ediyorum. Yani ekleyeceğim başka bir şey varsa senin. Yok. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere.